İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararından 100 yıl sonra ve Batı Ermenistan başlıklı konferans gerçekleşti. Leonardo Basmacian, Yarbay Harutyun Hakopyan ile görüştü. 3 Kasım 1920'de Brezilya, Ermenistan Devleti'ni Batı Ermenistan sınırları içinde tanıdı. Başbakan Paşinyan, Rusya Federasyonu hükümet heyetini kabul etti. Rusya, kardeş Ermeni halkına verdiği desteğini yeniden onaylıyor. UNESCO, Dağlık Karabağ'a uzman ekip göndermeyi önerdi. Rusya Federasyonu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınıra ek sınır askerleri konuşlandıracak. 21 Kasım 2020'de ABD Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararından 100 yıl sonra ve Batı Ermenistan başlıklı bir konferans gerçekleşti. Konferans, şehit düşen askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Leonardo Basmacian, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekilleri Varujan Antonyan, Ruzan Nakhachatryan ve Savunma Bakan Yardımcısı Albay Suren Şahumyan konuşma yaptılar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmacian, Woodrow Wilson'un tahkim kararını, Wilson'un Amerika'daki faaliyetlerini takdim etti. Ardından milletvekilleri Varujan Antonyan ve Ruzan Nakhachatryan tarihe atıfta bulunarak Ermenilerin barışsever bir halk olduğuna dikkat çekti ve şimdi barışın gelişme yolunda çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin endişelerini aktardı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan, Ermeni topraklarına olan isteğini önemseyerek aynı isteğin güç ile elde edilmesini de sözlerine ekledi. Konferansta Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, ölümünden sonra Manuk Sahakyan ve Serji Karapetyan'a Batı Ermenistan'ın kılıç ödülünü verdi. Batı Ermenistan vatandaşlık sertifikasını Hovhannes Karapetyan'a teslim etti. Ardından Leonid Azgaldyan'ın 78. doğum gününe adanmış bir film gösterdi. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan konuşmasında Woodrow Wilson'un tahkim kararına atıfta bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. başkanı tarafından onaylanmış yasal olarak tanınan bir sınır olduğunu belirtti. Artsakh Savaşı'na atıfta bulunarak mevcut durumun ana nedenlerinden birinin ülkedeki iç siyasi durum olduğunu belirtti. Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Leonardo Basmacian, Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın eşliğinde Yarbay Harutyun Hakopyan ile şu anda Kurtuluş Ordusu'ndan Artsakh'ta görev yapan gönüllü savaşçıların durumu hakkında konuşmak üzere bir araya geldi. Farklı ülkelerden 400'den fazla gönüllülerin katıldığı bir taburun da görev yaptığı Kurtuluş Ordusu, 1991 ile 1994 yılları arasında devam eden 1. Artsakh Savaşı sırasında efsanevi Leonid Azgaldyan'ın komutası altında kahramanca savaşlarıyla tanınmaktadır. 3 Kasım 1920'de Sevr Antlaşması'nın kabulünden 4 ay sonra Brezilya, Batı Ermenistan sınırları içindeki Ermenistan devletini tanıdı. 14.456 sayılı karar Brezilya Parlamentosu tarafından kabul edildi ve 3 Kasım 1920'de Başkan Epitácio Pessoa tarafından onaylandı. Brezilya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, kararın 100. yıl dönümü vesilesiyle Facebook sayfasında bu önemli tarihi olaya değindi. Başbakan Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rusya hükümet heyetini kabul etti. Heyette Rusya Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk, Alexey Novak ve diğer yetkililer yer alıyordu. Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki farklı alanları, özellikle enerji, ulaşım altyapısı, koronavirüs ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ile ilgili konular ele alındı. Dağlık Karabağ'a sağlanan doğrudan insani yardımın yanı sıra cesetlerin ve savaş esirlerinin değişimine ve Ermeni kültürel mirasının korunmasına atıfta bulunuldu.
Türkiye'nin Dağlık Karabağ İhtilaf Bölgesi'nde ateşkesi sürdürmedeki rolüne değinerek tutarlılıklarının önemi vurgulandı. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile bir araya geldi. Ardından Rusya Savunma Bakanı Bakü'ye gitti. UNESCO, Azerbaycan ve Ermenistan'a kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak için Dağlık Karabağ bölgesine uzmanlardan oluşan bir ekip göndermeyi önerdi. UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, örgütün Azerbaycan ve Ermenistan daimi temsilcileriyle görüştü. Azoulay, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede daha önce bunu yapmak istediklerini ancak başaramadıklarını aktardı. Azoulay, bu uzmanların ilgili tarafların onayı ile en önemli kültürel varlıkların ve envanterini hazırlayabileceğini, böylece bu varlıkların korunabileceğini belirtti. Audrey Azoulay, bu görevin koşullarını oluşturmak için UNESCO'nun ilgili tüm aktörlerle çalışacağını kaydetti. UNESCO, AGİT Minsk grubu eş başkanlığını yürüten ülkelerle üst düzey istişareler de başlattı. Karabağ konusunda Başkan Putin tarafından toplanan istişare sırasında Rusya Federal Güvenlik Servisi Müdürü Alexander Bortnikov, Rusya Federasyonu'nun Ermenistan-Azerbaycan sınırına ilave sınır askeri göndereceğini söyledi. Bortnikov şunu kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınır güvenliğini sağlama kararını, Dağlık Karabağ'da barışı koruma etkinliklerini ve Ermeni tarafının talebini dikkate alarak Federal Güvenlik Servisi'nin Sınır Muhafız Departmanı ek 188 asker ve gerekli miktarda ekipman sağladı. Sınır muhafızları Ermenistan-Azerbaycan sınırına ek güç konuşlandıracak. Bortnikov, Azerbaycan tarafının bu adımlardan haberdar olduğunu bildirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masum Halk Topluluğun seslendirdiği eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.